Evet, çok değerli arkadaşlarımız, 15 Temmuz Milli İrade Derneği'nin yönetim kurulu üyeleri, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Bildiğiniz üzere bugün 12 Eylül, yani 80 darbesinin yapıldığı gün ve o zahmetli, eziyetli günlere insanlarımıza unutturmadığımızı, hatırlatmak için burada var olduğumuzu ifade etmek için bugün bu konuşmayı yapıyoruz. Yoksa büyük programlar yapıyorduk. Tabii ki Covid'in olması nedeniyle buna dikkat ederek yalnız açıklamayla birlikte bu açıklamayı yapıyoruz. 80 darbesinde ölen, eziyet çekilen ve bunların devlet tarafından kararlar verilerek haksız yere asılan o kardeşlerimize rahmetle anıyorum. İster soldan, ister sağdan olsun hiç fark etmez. Ve o darbe hazırlanırken 1979'daki mazot kıtlıklarını, yağ kıtlıklarını ve hatta dağdan tuz çıkmasına rağmen tuz kıtlıklarının olduğunu unutmadık. Ve bunu da vatandaşlarımızın unutmaması gerektiği olduğunu ifade etmek istiyoruz. Aynen 15 Temmuz'da olduğu gibi 80 darbesinde de bu milletin parasını, bankalarını tamamen sıfırlayan bir zihniyet gelmişti. Aynı zihniyet 15 Temmuz'da da geldi. 28 Şubat'ta da geldi. 28 Şubat'ta biliyorsunuz 21 tane bankanın içini boşalttılar. Benim ülkemin insanının bir adım nefes alacak olduğu zaman alacak olduğu nefesin önünü kesen bu zihniyeti şiddetle kınadığımı, lanetlediğimi tekrar buradan ifade etmek istiyorum. Diyorum ki bu darbelerin dönemi bitti ama biz bunu çocuklarımıza hatırlatmamız lazım. 60 darbesini de hatırlatmamız lazım. Başbakan çok güzel işler yapmıştı. Adnan Menderes, Allah rahmet eylesin. Başbakan olmasına rağmen asıldığını unutmuyoruz. Değerli hemşerilerin bunu unutmamamız gerektiği olduğunu sizlere de hatırlatmak için bugün burada tekrar konuşmamızı yapıyorum. Diyorum ki bu ülke hepimizin, biz dünya devleti, dünya lideri olan bir devlettik, Osmanlı İmparatorluğu. Bunu parçalaya parçalaya bölümlere ve bir merkezi kaldı ve onu da rahat bırakmıyorlar. Ama sizlerle birlikte, hep birlikte 15 Temmuz gecesi olduğu üzere aynı şekilde samimi bir duruşla bundan sonra bunlara aman vermeyeceğiz ve ülkemizi lider ülke yapmak için elimizden gelen gayretleri ortaya koyacağız. Ve son olarak diyoruz ki unutmadık, unutmayacağız ve asla unutturmayacağız. Ve hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Ülkemizin ufku açık olsun. Ülkemizde bereket bol olsun. İnsanlarımız huzurlu olsun. Dünya insanlığına yardım eden bir ülkeyiz. Yardım etmeye de inşallah devam edeceğiz. Saygılarım var.